arkadaşlar örgü aşkım kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu bebek pançosunu çalışacağız pançomuz 1-2 yaş grubu çocuklarımız için gayet ideal ölçüde şu şekilde örerek tamamladım hem kol uçlarına hem de etek uçlarına saçaklar taktık pançomuzu sizlerle birlikte örelim yakadan başlayacaktık aşağıya kadar bütün aşamalarını birlikte yapalım şimdiden hepinize kolay gelsin Pançomuz için kartopunun baby one ipini kullanıyorum ve 3,5 numarada tığım var. 3 zincir çekerek pançomuza başlıyoruz. 1 2 3 Bakın ilk tuttuğum yeri sıkıştırmadım zinciri yaptığım yeri şu şekilde boş duruyor şöyle tuttuğumda. Başını doluyorum. O boş duran ilk zincir yuvasının içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımı ördüm ve arkasından sıkıştırıyorum artık buraya bir tane kutucuk oluşturdum 1 2 zincir çekiyorum arkasını döndürüyorum kutucuğun ve bir tane daha trabzan örüyorum elimde şu şekilde duran kutucuğu örgümü yönünü şu şekilde çeviriyorum 1 2 zincir çekiyorum başını dolayıp biraz önce yapmış olduğum şu kutucuğun içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum bakın bir kutucuk daha oluşturdum bu şekilde 40 tane kutucuk yapacağız bir iki tane zincirimi çekiyorum arkasını döndürüyorum yuvaya girerek bir trabzanımı daha örüp bir kutucuk daha örüyorum 40 tane kutucuk olana kadar örelim 40 tane kutucuğumuzu ördüm şu şekilde bakınız şimdi İlk ile son kutucuğu birleştiriyoruz. Birleştirdim. Ve birleştirir birleştirmez 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincir çektim. Ve ikinci trabzanımı yapıyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan ördüm. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 trabzan daha örüyorum. 1, 2 ve 3 3 trabzan ördüm 2 zincir çekip yandaki kutucuğu atlayıp diğer kutunun içerisine giriyorum ve trabzan örüyorum başını dolayıp yandakini atladım bakın ilk kutucuğu atlayıp diğer kutucuğun içerisine girerek bir tane trabzan ördüm 2 zincir çekiyorum Başını dolayıp bir trabzan daha aynı kutuya örüyorum. İki zincir çekip hemen yanındaki kutucuğa batıyorum. İki zincir daha çekip başını dolayıp diğer kutucuğa biraz önceki yapmış olduğum gibi bir trabzan, iki zincir, bir trabzan aynı kutuya olmak üzere örmeye devam ediyoruz. 2 zincir. 1 2 yandaki kutuya batıyoruz. 2 zincir başını dolayıp trabzanın içerisine girerek kutucuğun içerisine girerek trabzanımı 2 zincirimi aynı yere tekrar bir trabzanımı daha örüyorum. Şu şekilde tam ortasına gelip de karşısına buradaki 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan kısmına kadar bu şekilde örüyoruz modelimizi bu şekilde koyarak geldim tam 20. şu şekilde görmüş olduğunuz 20. kutucuğumuzun içerisine 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm 2 tane zincir çekiyorum hemen yanındakine batıyorum yanındaki kutuyu çekiyorum 2 zincir çekiyorum başını doluyorum yandaki kutucuğa bir tane trabzan 2 zincir bir trabzan şeklinde örüyorum 2 zincir çekiyorum sıradaki de kutucuğumuza batıyorum 2 zincir çekiyorum başını doluyorum bir trabzan 2 zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum 2 zincir çekiyorum hemen yanına batıyorum 1 2 zincir çekiyorum başını dolayıp trabzanımı örüyorum tıpkı şurada yapmış olduğum işlemin aynısını trabzan 2 zincir ve bütün kutucuklarımızı başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim sıramızın başına kadar geldik ilk başlangıç noktamıza geldik 2 zincirimizi çekiyoruz ilk trabzanımızın üzerine giriyoruz gizli geçiş yaparak Ortadaki iki zincirimizin olduğu yere geçiş yapacağız. İki zincirimizin olduğu yere geçiş yaptım. Üç tane zincir çekiyorum ve iki trabzan daha ekliyorum. Bir, iki, üç trabzan oldu. İki zincirimi çekiyorum. Bütün köşelerde bu aynı işlemi yapıyoruz ve karşı köşede de aynı. Bir, iki, üç. 3 tane trabzanımızı yaptık. Buranın sağından solundan artış yapacak. Diğer karşısı da burası. Bu şekilde. 2 zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayı görmüş olduğumuz V şeklinde yapmış olduğumuz trabzanın ilkinin arkadan giriyoruz. Başını dolamış olduğumuz ipimizi 1 2 3 tane dolduruyoruz bir çektik ikinci kez de bitiriyoruz tığımızın başını doluyoruz zincirin üzerine iki tane trabzan örüyoruz bir iki bir iki zincir de üste çekiyoruz tığımızın başını dolayıp tekrar iki tane trabzanımızı örüyoruz tığımızın başını dolayıp tıpkı buradaki yaptığımız gibi diğer V'nin de arkasından girip dolduruyoruz. Bir İki. Başını dolayıp çekiyoruz. 3 Başından geçiriyoruz. Ve her ikisini de birlikte alıyoruz. Şu şekilde örmeye devam ediyoruz. Önce fıstık doldurup iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, bir fıstık. Tığımızın başını doluyoruz. Bu V'nin ilkini arkadan alıyoruz. Yine aynı şekilde dolgularımızı yapıyoruz. İki. 3 3 tane dolgumuzu yaptık çekiyoruz her ikisini birlikte çekiyoruz 1 Bir. zincir çekmiyoruz Sıramızın başında dolayı iki tane trabzanımızı örüyoruz birinci trabzanımız ikinci trabzanımız 2 i̇ki zincirimizi çekiyoruz araya girerek tekrar iki tane trabzanımızı yapıyoruz bu zincirimizin üzerine şuradaki zincirlerimizin üzerine ikişer trabzanlarımızı yapıyoruz başını doluyoruz V'mizin arkasından yine girerek dolgularımızı yapıyoruz. Fıstık dolgularımızı 2 3 çekiyorum fıstığımı. Sonra diğer ikisini birlikte şu şekilde örüyoruz. Tekrar yapalım. Tığımızın başını doluyoruz. V'mizin ilkinin arkasından girip 1 2 3 tane dolduruyoruz bir çekiyoruz ikisini aynı anda çekiyoruz araya iki tane trabzanımızı örüyoruz 1 2 2 zincir tığımızın başını dolayıp tekrar iki trabzan 1 2 tekrar tığımızın başını dolayıp buradan arkadan girerek fıstığımızı örüyoruz 2 3 fıstıkları çekiyoruz her ikisini aynı anda çekiyoruz ve diğer bu görmüş olduğumuz bütün hepsinde bu işlemimizin birebir aynısını tekrar ederek başa kadar başlangıç noktamıza kadar geliyoruz buradaki ikili olan yerimizde de aynı şu işlemimiz gibi aynısını yapıyoruz üzerine doldurarak içine girip doldurarak başlangıç noktamıza geliyoruz Görmüş olduğunuz gibi dolaşarak geldim. Şimdi ortadaki bu artış yerimizdeyiz. Ortadaki artış yerimize gelirken iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Üç tane trabzanımı yapıyorum. Bir iki üç. Üç trabzanım ördüm. İki zincirimi bütün sıradan hep aynı şekilde yapıyoruz bu artışları. Üç trabzan, iki zincir. Üç tane trabzan. Bir, iki ve 3. İki zincirimizi çektikten sonra tığımızın başını doluyoruz. Şu görmüş olduğunuz V'mizin sağ tarafındaki öndekinin arkasından girerek 3 tane trabzanımızı doldur. Üç tane fıstığımızı dolduruyoruz. Çekiyorum fıstığı. Sonra ikisini aynı anda. Sonra iki tane trabzanımı örüyorum. 1 2 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar iki trabzan bir, iki trabzan ve başını doluyorum. V'imizin sondaki diğerini trabzana fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç. Önce fıstığı çekiyorum. Sonra diğerini başını doluyorum. Direkt ikinci V'imizin arkasından girerek doldurmaya başlıyorum. Sıramızın başına kadar yani şuradaki artış yerimize kadar örelim sıramızı şu şekilde örerek geldim tamamladım ve bakın başlangıç noktamıza geldik İki zincirimi çektim bir tanesini çektim ikincisini sizlerle çekiyorum İki zinciri birinci trabzanın üzerine batıyorum ve ilmeğimi çekiyorum örmeden ikincinin üzerine batıyorum örmeden çekiyorum ve orta boşta geliyorum şuradaki görmüş olduğunuz düzeni sıramızı sonuna kadar devam ettireceğiz 1 2 3 tekrar örüyoruz 2 ve 3 3 tane trabzanımız ördük. 1 2 zincirimizi çektik başını doladık tekrar örüyoruz 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm 3 trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincir çekiyorum 2 zincirimle şuradaki görmüş olduğunuz noktaya batıp bir tane trabzan örüyorum 2 zincir çekip aynı yere tekrar batarak V'mizi oluşturuyoruz. Bakın V'mizi oluşturduk. 2 zincir çektim. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Tekrar 2 trabzan çekiyorum. Görmüş olduğunuz şu ortadaki 2 zincir çekmiş olduğumuz kenarlarına fıstık yaptık. 2 trabzan ve 2 zincirdi. oraya girerek batıyorum. Sadece batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şu iki tane fıstığın arasına batarak bir tane trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha girerek bir trabzan daha örüyorum. Bir trabzan, bir bir batma trabzanlı şeklinde devam ediyoruz. İki zincir çekiyoruz. Orta görmüş olduğunuz şu boşluklara fıstıkların kenarlarına direkt batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Her iki fıstıkların arasına tekrar girerek trabzanımızı örüp iki zincir tekrar trabzan şeklinde modelimizin birinci sırasını kuruyoruz yani şu aşağıdaki sıranın bir benzerini yapmış oluyoruz iki zincir tepesine bir tane batıyoruz iki tane zincirimizi çekiyoruz iki fıstığın arasına girerek trabzan iki zincir trabzan şeklinde başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz şu şekilde Tamamlayıp aynı bu başlangıç noktamıza kadar aynı işlemimizi yapalım. Şu şekilde ikinci sıramızda tamamladık. Şöyle bakın, artış yerlerimiz burada. Diğer yerleri şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıranın da dizilimini yaptık, alt kurulumunu. Tıpkı birinci sırada ördüğümüz gibi aynı şekilde doldurmaya devam edeceğiz. İki zincirimi çektim. Ortada görmüş olduğunuz şu kısmı birincisine batıyorum. Örmeden çekiyorum. Diğerine battım. Örmeden çektim. Ve ortaya geldim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanımı ördüm. ikincisini ördüm. Ve üçüncüsünü örüyorum. 3 üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde ördüm. Bakın şu şekilde aynen örüyoruz. 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayıp bu yapmış olduğumuz V'nin arkasından girerek 3 tane fıstığımızı alıyoruz. Geçiriyorum. 1 ve 2. 2 seferde alıyorum. Arkasından 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi yaptım. Tekrar 2 trabzan. En son yine B'mizin ikincisinin arkasından girerek 3 tane fıstığımızı 2 3 yapıp 2 seferde alıyoruz tığımızın başını dolayıp tekrar diğer fıstığımızın yapmak için fıstığımızı yapmak için trabzanın arkasından giriyoruz ve sıramızın başına kadar aynı işlemleri tekrar edip yapıyoruz bu iki işlemle şalımızı pançomuzu istediğimiz büyüklüğe gelene kadar uzatıyoruz pançomuzu biraz büyüttü şimdi kol yeri ile gövde yerini birbirinden ayıracağız onun için şöyle bir sayısına bakalım şuradaki sayılardan devam edebilirsiniz biliyorsunuz ipimiz nakonun baby wand'ı biraz kalın bir ip eğer başka farklı ince bir ip kullanıyor iseniz birkaç sıra daha örmenizi tavsiye ederim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sırayı 12. bakın şuradaki 12. sıradan sonra diğer tarafa geçtiğimiz zaman gövde kısmına 1 2 3 4 4 tane fıstıklı kısmımızı yapıyoruz. Bakın 4 adet fıstıklı kısmımızı yapıyoruz. Tamamını bitirdikten sonra yani 4.'üyü de bitirdikten sonra 1 2 3 tane fıstık dolduruyoruz ve alıyoruz iki seferde 1 ve 2. Dördüncüyü ördükten sonra karşı tarafa geçeceğiz. Karşı tarafa geçmek için şu arkasına aşağıdan sayalım. 1 şu bu kısımların içine doldurduğumuz için fıstıklarımızı 1 2 3 4. 4 tane yapmıştık bakın. 1 2 3 4. Bu dördüncüye denk gelecek şekilde bu tarafa doğru geçişimizi yapıyoruz. Şu taraf şuraya geleceğiz onun için şu şekilde ipimizi arkaya alıyoruz. Şuraya fıstığımızı yapmak için tığımızı yan giriyoruz. Ve ipimi almak istiyorum. Bakın. 1 2 3 3 tane fıstığımı yaptım ve aldım. Hemen buradaki trabzanımın beline yaptım yine devam ediyorum. 2 tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 tırabzanımı örüyorum. 1 2. 2 tane de tırabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 tığımın başına doluyorum iki tane trabzanımı örüyorum modelimi yine aynı şekilde örüyorum tığımın başına doluyorum diğer bu taraftaki trabzanımızdan üç tane fıstık için tığımın başını doluyorum ve iki seferde çekiyorum şu şekilde karşı tarafa geçişimizi yapmış olduk şurada kol için olan kısmı ayırdık ve Diğer şu tarafa doğru örüp artık kol bu, bu kısmı örmeyeceğiz. Gövdenin etrafında dolanacağız. Diğer kolumuzu da aynı şekilde burada yaptığımız işlem gibi buradaki de 4 tane örüp geldikten sonra bu kısmı da birleştirip artık tamamen sadece gövde kısmında dolanacağız. Kol kısmı ayrılmış olacak. Şimdi biraz örelim. Bu diğer birleştirme noktasına kadar örerek devam edelim. Aynı şekilde trabzanımıza giriyoruz 1 2 3 3 tane fıstığım aldım 2 defa da çektim ve hemen başını dolayıp 2 trabzanım örüyorum 1 2 2 zincirimi çekiyorum başını doluyorum 1 2 hemen başını doladım trabzanımın diğerinin bacağından fıstıklarım için tığımın başını dolduruyorum 3 birinciyi çektim ikinciyi çektim ve başını doladım buradan devam ediyorum diğer kolumu birleştirme noktasına kadar gövde kısmını birleştirerek gelmiştik birleştirmiştik örmeye devam ettik 1 2 3 4 tane ördüm şimdi bakın tamamen bitirdim karşı tarafa geçiş yapacağım karşı tarafa geçiş yapmak için de 1 2 3 4 dördüncü geçiş yapmam lazım şu kutucuklardan ikili trabzan çektiğimiz yerden 2 3 4 dördüncüye geçiş yapıyorum şu şekilde çeviriyorum tığımın başını doluyorum dördüncü burası bakın şu şekilde 1 2 3 4 tığımın başını dolayıp direkt öndeki trabzandan giriyorum 1 2 3 tane dolgumu aldım bir sefer çektim iki sefer de çektim ve bir ve iki bir defa trabzanımı ördüm iki zincirimi çektim yani bütün rutin yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını yapıyoruz sadece püf noktası şuradaki geçiş yeri geçiş yerimizi tamamladıktan sonra etrafına dönerek devam ediyoruz tekrar fıstığımızı yapma yerindeyim bir iki 3 tane doldurdum bir sefer çektim ve diğerini iki. hemen başını doluyorum diğer bu trabzanımızın olduğu yere girerek 1, 2, 3 bir sefer çektim diğerini aldım iki trabzan şeklinde örmeye devam ediyoruz şu şekilde birleştirme işlemini yapıp aşağıya doğru örmeye devam edelim kollarımızı birleştirdikten sonra diğer sırayı örmeye devam ediyoruz bakın bu şekilde birleştirerek geldik şimdi kolumuzu birleştirdikten sonra yine aynı iki tane zincir iki trabzan zincirimizi direkt batma şeklinde devam ediyoruz ve kol altımıza geldik kol altımıza birleştirme noktamızın tam ortasına bir tane trabzan batıyoruz iki zinciri çekip aynı yere bir tane daha trabzan koyarak bir tane daha araya modelin girmesini sağlıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Yine modelimi normal şekilde örmeye devam ediyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus bu kol altımızın tam altına da bir tane çift trabzanımızı örerek buraya bir tane modelimizin girip kolumuzu rahatlamasını sağlamak çamusun bütün aşamalarını yaptık. Saçaklarına taktım ben. Sadece bir kısım saça sizlerle birlikte takmak için bıraktım. Birlikte takalım diye. İstediğiniz uzunluktaki kesmiş olduğunuz parçaları şu şekilde eşitliyorsunuz. Ben 3 taneden oluşturdum. Çünkü ipimiz kalındı. 3 tane ipimizi şu şekilde üstten geçiriyorum. Üstten geçirip arasında arasını açıp aşağıdaki parmağımla üstten girdirip şu şekilde çekiyorum. Bir daha yapalım. İpimi tam ortada eşitliyorum. Görmüş olduğum yuvasının içerisine girdirerek parmağımla şu şekilde ayarlıyorum hepsini ve ikisinin arasından şu şekilde aradan geçirip çekiyorum ortalıyorum araya takıyorum üçünün arasından şöyle yani üçünü şey kaybetmeden ilmeğin birisini kaybetmeden üç tane olduğuna emin olup çekelim yoksa diğer ipimiz elimize boş olarak gelecektir şu şekilde tekrar takıyoruz üstten takıyoruz Şöyle üçüne de bakıyorum. Bakın eğer üç olmazsa bir tanesi kayıyor ve çıkacak. Eğer takmazsak sayf duracak o zaman saçaklarımız. Evet şu şekilde bütün saçaklarımızı taktık. Kullanılmaya hazır hale geldi. Hepinizin ellerine sağlık, sağlıklı, mutlu, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.